arkadaşlar. Şimdi uzun bir aradan sonra tekrar sesli ders anlatmaya başlıyorum. Şimdi bu derslerimizde bir banyo tasarladık, modellemeye yaptık. Şöyle küçük soğumuş galiba kumpirde mahallederiz. Bu son bölüm, burada ışıkların ve kaplama işlemlerin hepsini sonlandıracağız. Birkaç nesne var sahnede, onları kaplama atamamıştık. Onları kaplamalara atacağız. Sonrasında şurada yer alan küvetimizde birazcık belki içerisine bir su koyabiliriz, hani görsellik açısından daha iyi olur diye. Şimdi daha önceki aldığımız testlerde detaylar detaylar iyi gözükmüyordu. Bugün tane final renderini alacağız. Sonrasında bu duvardaki şu kısımda, yani sadece şu kısımdaki kaplamaları sahneyi aydınlatmada yardımcı olsun diye beyaz yapacağız. Birazcık parlak ve yansıtıcı olacak. İlk başlarda beton gibi yapmıştık ama istediğimiz sonucu elde etmek için pek işe yaramadı. Onları değiştireceğiz. Evet, başlıyoruz. İlk olarak buradaki duvar kaplamalarıyla işe başlayalım. Bu kurulumu açıyoruz. Open. Evet. Şimdi front penceresine bir geçelim. Şu şekilde bir seçim yapalım. Bu sahnede böyle seçim yaptık. Hadi selection diyelim. Evet. Şimdi şöyle bir kısmı seçelim. Şurası. Şöyle bir yansıma sayılımı 5 verelim, az gerisi çok hızlı ve
azaltılabiliriz. 0,180 bir parlaklık verelim. Kafi. Sonra seçelim. Evet. Gelelim. Shift Q'yu yapalım. Nasıl bir sonuç çıkacak burada ya? Büyük ihtimalle şu anda kamera böyle cam'de olmadığı için patlama yapabilir sahne. Evet. Tıklarsak mouse nereye giderse orası render edilir öncelikli olarak. Bazı yerlerde patlamalar ve özellikle pencerelere yerleştirdiğiniz üreyi light'lara yakın olan yerlerde bayağı bir patlama oldu. Evet. Önleri sonuna kadar beklemeye gerek yok. Obje list açalım. Sonrasında sadece kameralar kalsın diyelim. Alfabetlerimizi seçtik. Alfabetlerim. İstemeyen sonucuna çıktı. Tekrar edelim. Keyif number değeri 1 olarak belirlemişiz. Shutter speed ve frame speed su değerlerinde herhangi bir oynama yapmamışız. Yüzünü F number değerini 3 yapalım. Sonuca bir bakalım. Sahnede ne gibi değişiklikler oluyor. Sahnede patlamalar gitti. Şimdi bu çıkan sonuçta biz şu şekilde bir yol izleyebiliriz arkadaşlar. Şurada vermiş olduğumuz F number değerini 2'ye çekip tekrar bir deneme yapabiliriz. Veya yine bu 3 değerinde sabit kalır. Shutter speed ve frame su değerlerini oynayarak da sahnemizde bir bu karanlığı gidermeye çalışabiliriz. Öncelikle shutter speed'i 150'ye düşürelim. Yeter. Beraber render alalım. Sahnede
Yani hissedilir değeriyle birazcık daha bir aydınlanma elde ettik. Bu 150 değerini 100'e çekebiliriz. Ya da şuradaki film speed değerini de 150 yapabiliriz. İsterseniz onu da bir deneyelim. Hangisi işimize gelirse. Biraz daha bazı şekilde aydınlanmaları oldu. Belki shutter speed değerini 100 yaparsak bu kısımdaki aydınlanmalar biraz daha etkili olacaktır. Hadi şöyle şu kısımları da tamamen birindirelim. Nispeten kutlardaki sorunlar giderilmeye başlandı. Bu şuradaki patlamalar ayarlarımızın çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Evet. Yani şu kısımdaki arka planda kalan kısımdaki karanlığı da liner'la yapalım. Karanlık yerlere aydınlat diyelim. Sonrasında 150 değerini 100'e çekelim. Evet, render diyelim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet, karanlık yerleri aydınlat dediğimizde bu kısımda biraz daha aydınlandı. Ve biz şu kısımda da beyaz seramik yapalım. Daha iyi olacaktır. Evet, bu kısımların da kameranın patlama muhal olmuş mu? Petrolünün yüzü düşmesi. Şu kısımdaki belki nokta eski renkler ve gray light'ın shadows değeri şu anda 8'de. Fakat biz onu 32 değerine çektiğimizde, hatta 32 ile değil yani 16 falan yaptığımızda da bayağı düzenli olacak. Şu kısma bakalım. Belki 100 değerini 125'e çıkartmamız gerekebilir. Ama gerekmiyor. Oradaki aydınlatma yeterli. Şimdi arkadaşlar, sahne genelindeki aydınlatma da sadece zaten şuradaki yansımalardan da göreceksiniz. Şurada ve şuradaki pencerede gray light var. Şuradaki pencerede de gray light var. Şurada garnet mikrosonumuzu düzelteceğiz. Evet. Şu anki aydınlık bizim için yeterli oluyor. Ender'ı durduralım. Kayıt yapalım. Tekrar materyal tura geçip şu kısımda şu ucunu kaplamasına atıyorum. Şu ucunu kaplamasına atıyorum. Evet. Ve tekrar perspektif, pardon, perspektif penceresine geçelim.
bir tahke. Seçmeye devam edelim. Sonucu ve Nus değerinden oynayacağız. Ekranı bırakken de her kombinasyon parlak gözükecek.
Büyük ihtimalle evet. Nusile'ye birazcık dalgaları küçültmemiz gerekiyor. Klavyeden Shift F yaparak kadraja geçersek zaten bizim kameraya ne kadar girdiğini görebiliriz. Bu bir değerlerini 5'e kadar çıkaralım. Sonra rengini de değiştirebiliriz. Bana da turkuaz rengi olabilir. Siyah birazcık fok rengiyle etkiliyor. Değerinde oynama yapacağız. Nasıl değerleri yeterli gözüküyor. Sıfırın bir değerine kadar hatta çok oldu. Böyle yapalım. Okey. Yeterli olabilir. İşimizi gör arkadaşlar. Sahnemizde sadece eksik kalan tek şey ışıkların gölge değerlerini yükseltmek. Hatta biraz daha suyun nasıl gözüktüğünü görmek istiyorsanız yukarıdan da bir bakış atalım. Gördüğünüz gibi su üzerinde oluşturduğumuz parlaklık, yansıma ve nusi değerleri yeterli. Suyun rengin mavi olması daha bir güzellik kattı. Ve burada sizin dikkat etmeniz gereken ve notlarınızın arasına almanız gereken şu fok kısmında kullandığımız ayar. Şu rengi belirlediğimiz zaman buradaki nitbiler değeri bir olursa yaptığımızda
Steam siyah bir şey çıkıyor, değerin çok yüksek olması lazım. Onu 0.01 gibi değere getirirsek bu sonucu elde ediyoruz. Ve bu değeri yükselttikçe buradaki renk koyulaşıyor. Azalttıkça renk açılıyor. Yani daha hafif bir mavi elde etmek istiyorsa bunun yanına bir sıfır daha koyabilirdik. O zaman daha farklı bir sonuç elde edecektik. Evet, şu kısmı da bitirdikten sonra onları sonlandıracağım. Sağ fazla olabilir. O yüzden. Genel itibariyle elde ettiğim sonuç şu oldu. Render sonlandıralım arkadaşlar. Kamerayı da eski haline getirelim. Nasıl böyle gidelim? Sahneden bir çıkmasın. Okey. Şimdi bu liste gelerek sadece ışıktan açık kalması söyleyeceğiz. Evet, ve takipleri seçelim. Şuradan gelen 32, okey. 32, okey. 32, okey. Evet, şimdi render setup menüsüne giriyoruz. Orta karar bir ayar seçeceğiz arkadaşlar. Mesela 50, 20 diyelim. Şurada 1000 değerine getirelim. Evet, render diyelim bakalım. Neyse, pixel 860 gibi yapalım. Biraz daha büyük bir sonuç elde edelim, daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Genel itibariyle sonuç bu. Sahnede değiştirmemiz gereken şu kısmın kaplamasını değiştireceğiz. Şunu bir kaplama atacağız sadece. Öncelikle kaydedelim. Belki şu grot kısmını biraz daha beyaza yakın bir renge getirebiliriz. Buradan çıkacak sonuçlara karar verelim.
Gerek yok, yeter olduğum için tamam. Evet. Çıkalım buradan. Yok, gidelim. Evet. Nasıl bir şey yapalım, nasıl bir şey yapalım, nasıl bir şey yapalım. Maviyi seçelim, okey. Ben bomb kanalına da bunlar koyayım, okey, çok güzel. Seçelim, tamam. Çıkalım yukarıya. Tövbe, filtre kapatalım. Sayılır şu an. Evet. Kontrollerim 90 derecede öldürelim. Aslında evet. Şöyle yayalım. Okey. Tekrar bir dönme render onu. Şu kısmımızı sahnemizin biraz daha estetik olması açısından bir tablo koyalım. Evet, şöyle duralım. Foliye çevirelim. Insert. Nasıl bir tablosu? Siyah, beyaz, yeah.
Tamam. Evet, burada nerede sonra falan. Evet arkadaşlar. Hayat tasarımımızı en basit şekilde hazırlamış bulunuyoruz. Katlama ayarları, ışık ayarları, modellemeler, birazcık hayal gücü ve tasarım ekleyerek bitirmiş bulunuyoruz. Siz pratik yaparak daha iyi sonuçlar da elde edebilirsiniz. Elde de edersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.